Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz Şentepe Caddesi'nde Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız, şimdiki lezzet durağı köşemizde ise tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Ve çok yeni bir mekana, Hünkârı Zade'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibesi Sayın Çiğdem Günal Hanımefendi ile birlikteyiz. Merhaba Çiğdem Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi başta da söyledim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım evet. dedik. Ve gerçekten de çok güzel lezzetler ve enfes tatlılarla, lezzetlerle bizi ağırlıyorsunuz. Çok sağ olun. Bu anlamda tabii ki bunları anlatacağız, lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle Hünkârı Zade ile ilgili biraz bilgi almak istiyorum sizden. Ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Yani çok yeni bir kuruluş. Hünkârı Zade aslında nişanlımın kendi isteğiyle verdiği bir isim oldu. Hani isminin bir anlamı olarak sadece Osmanlı'ya dayandığı için öyle bir sırf baklava üzerine olarak düşünmüştük biz. Diğer dikmen şubemde bulunduğu için. Ha şu anda pastane imalatım olarak hani imalat olarak yeni başladım. Daha 2 aylık bir sürecim var burada. Evet, çok yeni bir mekan zaten daha bahsettim. Yeni bir açıldık, evet. Ama aslına bakarsanız çok uzun yıllardır bu sektörde hizmet veriyorsunuz öyle tabii, değil mi? Tabii veriyorum. Mekan olarak çok mekan yeni. Mekan olarak burası yeni. Evet ve tabii ki lezzetlerimiz var burada. Birçok evet. güzel lezzetlerimiz, evlerimizin baş tacı olan tatlılarımız var. Sofralarımızın olmazsa olmazları var, böreklerimiz var gibi evet. gibi. Birçok ürünümüz var burada. Biraz bunlardan bahsedelim, neler var? Kuru pasta çeşitlerimiz var. İmalatımız zaten yan tarafta. İşte ek çeşitlerimiz, yaş pasta ürünlerimiz, baklava çeşitlerimiz, şekerpare, cevizli baklava, fıstıklı baklava. Kendi yaptığımız ürünlere ait. Börekler... tamamen kendi ürünümüz, börek ustalarımız tarafından yapılıyor. Buna benzer şeylerimiz diyelim. Keklerimiz var, tatlı. Kekler tabii. Tatlılar. Ve sadece bunlar değil, birçok daha, birçok çeşit var, lezzet var. Tabii, hani tabii isteğe, arzuya göre değişebiliyor. Onları da yine burada yaptırmak tabii, mümkün. Bu anlamda mekanımız da çok iyi ama çok da çok şık. Ve çok da güzel bir mekan. Bu anlamda bir anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz mekanımızda? Ya şu anda içerisi olarak yaklaşık bir 40 kişi, daha geçen hafta ağırladığım için bir 40 kişi diyorum. 40 kişi rahatlıkla alabiliyoruz içeriye. Hani dışarısı daha açılmadı, yaz vaktini bekliyoruz biraz dışarının açılması için ama yaklaşık bir kapasitemiz hani 100-150 kişiyi bulur. Dışarıyla evet. birlikte içerimiz 100-150 kişiyi bulur. Anlamız. Evet. Tabii ki bu anlamda tercih sebebisiniz ki ikinci şubeyi açtınız. Evet. Neden tercih ediliyorsunuz? Sebep ne? Yani şöyle söyleyeyim, ürünleri hani bilakis kendim, yaşım küçük ama hani kendim takip ediyorum, kendim yaptırıyorum. Hani güzel olmasına, kendi damak sevgime uymasına özen gösteriyorum. En azından kendi damak sevgime uyduğu zaman insanlara da hani bilakis kendim önerdiğim için, hani hiç kimseye katmadan veya da başkalarının harcayı almadan kendim önerdiğim için baklavalarım olsun, diğer ürünlerim olsun, hepsi tutuluyor. Çünkü hepimizin aynı damak zevki zaten Türkler olarak. Ve zannediyorum tatlıyı da çok seviyoruz değil mi? Seviyorum. Böyle unlu, hamurlu işleri çok çok seviyoruz. Daha çok gelmesinden çok yapılması biraz hoşuma gidiyor. Yaptırmak veya da yapmak çok hoşuma gidiyor diyelim. Tabii bu güzel lezzetler hazırlanırken dikkat ettiğimiz hususlar da var. Tabii ki bunlar var. Neler? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz sevgili izleyenlere? Ya en başta zaten ürünlerin kaliteli olmasına, kullandığın ham maddenin kaliteli olmasına çok dikkat ediyoruz. Değil hani mi? Şu anda kullandığımız ürünler kalitemiz gerçekten çok yüksek. Piyasada kullanılan en fazla ürünleri kullanıyoruz. Ustalarımız gerçekten çok özenle seçilmiş ustalarımız. Hani ben bulmadım, ben buldum diye bir şey diyemem. Çok iyi yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Hem evet. yaşım küçük olduğu için hem kendileri daha tecrübeli oldukları için daha iyi biliyorlar ve hani kendilerini bıraktığım için ustalar daha rahat yapıyorlar. Çalışıyorlar ve daha da daha güzel çalışıyor. Yapıyorlar. Tabii öyle ki. Değil mi? Sonuçta ustalarımız da deneyimli, tecrübeleri yani ve yılların verdiği bir şey var. Bu anlamda da çok da güzel böyle lezzetler çıkıyor. Evet. Tabii bu mekanımız çok yeni bir mekan ama evet. zannediyorum geleceği çok parlak olan İnşallah. Bir mekan. Yani öyle düşünüyoruz biz de hani insanlar olsun, buranın çevresi olsun. Sağ olsunlar çok destekliyorlar. Hani hiçbirisinin desteği falan boşa çıkmıyor. Hepsi destekliyorlar ve ürünümüzden şimdiye kadar hiçbir şikayet almadık. Hani çok beğenilerek yenildi ürünü. Hatta hanımlar geliyor, siz bize kilo aldırdınız diyorlar ama şöyle bir şey var. Hani
tatlı mutlaka yenmesi gereken bir şey olarak düşünüyorum. Evet, aslında bu bizim şu anki burada birçok ürünümüz var, birçok çeşitimiz var. Bunların tabii ki zaman zaman yenmesi ve tabii. olmazsa olmazı evet. Hayatlarımızda gerçekten yenilmesi gereken lezzetler. Evet. Bu anlamda da tabii ki hünkârzade olarak çok daha güzel lezzetler yapacağınızı zannediyorum ve farklı çeşitlerle. Ya zaten bizim hani çeşitlerimiz standart çeşitler üzerinden çalışmıyoruz. Hani standart çeşitlerimiz yok. Her gün gelin tezgahımızda yarın bu ürünlerin aynısı olmaz. Hani isteği üzerine tabii yenileniyor. Tabii ki hepsi yapılıyor. Bir köşede duruyor ama bir de bizim hani özelliğimiz günlük çalışıyor olmamız. Hani günlük veriyoruz. İmalattan çıktığı gibi tezgah koyuyoruz ve ertesi güne ürünümüz kalmıyor zaten. Ertesi güne aynı ürünü satmıyoruz. Kalan ürünümüz olmadığı için günlük taze satış yapıyoruz. Evet. Bu da insanları hani daha çok cezbediyor, daha çok tercih etmemize sebep oluyor. Aynen öyle. Çünkü lezzet hiç aksamıyor. Lezzet devamı ediyor. Evet. O yüzden de tercih ediliyorsunuz zannediyorum. Yani her insanın abi çoğu geliyor sırf hani kuru pasta çeşitlerinden simidimiz olsun, tarsus çöreğimiz olsun onları tercih ederken birçok müşterimiz de farklı çeşitler istiyor. Ve her isteğe göre yapılabiliyor. Her isteği karşılıyoruz. Yani müşteriye gelip de bugün yok deyip göndermiyoruz. Ama sözün özü ne olursa olsun Türk insanı olarak tatlıyı ve tatlı çeşitlerini veya börek çeşitlerini gerçekten de çok seviyoruz. Ve sofralarımızdan da eksik etmiyoruz zannediyorum. Tatlı ben hani ne kadar doğru ne kadar yalan tabii ki bilemem ama tatlı çeşitleri özellikle çikolata mutluluğu arttırdığı söylenir. Değil mi? O yüzden biz hani Türk insan olarak zaten güler yüzlü yüz tercih ediliriz. Her zaman seviliriz. Tatlı da birazcık bir kısmımız diyelim biz. Değil mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler ederiz. İçin. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Sevgi başta size çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz sırf benim için. Çok sağ olun. Sağ olun. En son olarak Hünkârzade ismim altında bulunan pastaneme çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve beni destekleyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için ve ayrıca bu güzel lezzetleri bizlerle ve sevgili izleyenlerle buluşturduğunuz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Hünkârzade'den, Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.